Ducati'den bahsettik. MV Agusta'dan da bahsettik. Kajima'dan da bahsettik. Ama İtalyan markaların efsanevi motorlarını tasarlayan İtalyan motoru denildiğinde de içimizi kımıl kımıl yapan adamdan bahsettik mi? Hayır. Bak sen şu işe. Böreğinizi, poğaçanızı, mısırınızı, cipsinizi, kolanızı neyi seviyorsanız alın. Efsane motosikletlerin efsane tasarımcısı Massimo Tamburini'nin hikayesi başlasın. Ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Ducati 916 MV Agusta Brutale Kajiwa Mito. Bu motorların birer ikon haline gelmesini sağlayan sadece bu kadar beygir gücüne, bu kadar Newton metre torka falana filana sahip olmaları mı hiç sanmıyorum. Bana sorarsanız bu motorları diğer iyi motorlardan ayıran en önemli şey tasarımı. Tasarım başka bir şey. Hele de motosiklet gibi oldukça fonksiyonel olması gereken bir şeyin güzel gözükmesini sağlayabilmek bambaşka bir şey. İşte Massimo Tamburini de bu bambaşka insanlardan. Massimo Tamburini 1943 yılında İtalya'nın Rimini kentinde dünyaya gelmiş. Babası çiftçi, savaş sonrası İtalya'sı. Kimsede para yok, pul yok. Gençlik çağlarına geldiğinde Massimo üniversite gitme hayalleri kurmaya başlamış. Dedim ya, kimsede para yok, pul yok oğlum. Suya düşmüş tabii ki bu hayaller. Üniversite yerine Rimini'deki teknik okula yazılmış o da. Ama bu sefer de sağlık sorunları nedeniyle okulu bitirememiş. Massimo'nun motosiklet sevdası 1961 yılında Monza pistinde izlediği Dünya Şampiyonası yarışlarıyla başlamış. Piste 4 zamanlı motosikletlerin kulakları sağır eden gürültüsü Massimo'nun kulaklarına müzik gibi gelmiş ve hayatını motosiklet tasarlamaya adamaya orada karar vermiş. Demek ki iki zamanlı duysaymış neler yapacakmış. Neyse, Massimo büyük adam olup da röportajlar verirken bir seferinde demiş ki her zaman motosikletlere karşı büyük bir tutkum oldu. Küçük bir çocukken annem motosikletlerle bu kadar fazla ilgilenmemden çok dertliydi. Hangimizin değil ki zaten Massimo. Hiçbir zaman motosikletlerden başka bir şey tasarlamayı istemedim. Massimo'nun şansına yaşadığı kent Rimini tam bir motorcu şehriymiş. Doğal olarak da Rimini'de bir sürü motosiklet yarışı düzenleniyormuş. Massimo da bu sayede motosiklet işine girme şansı bulmuş, motosikletlerin gücünü arttıracak modifikasyonlar yapmaya başlamış, ağırlıklarını düşürmek için tasarımlarıyla oynamaya başlamış. Massimo'nun okulu Rimini kentinin garajları olmuştu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bir tasarım okuluna gitme şansı olmadı. Her şeyi deneye yanıla, söke, taka, kendi kendine öğrendi. Massimo asıl işinden daha fazla motosiklet tasarımı işiyle tanınmaya başlamıştır Rimini'de. Sadece Rimini'de de değil, İtalya'da motosiklet yarışlarıyla ilgilenen bir şekilde onun adını duyuyormuş. Vallahi internet olmadan bu işler nasıl yapılıyormuş? Büyük bir ihtimalle sadece hak edenler tanınıyormuş. 1972 yılında yaşadığı bir kaza Massimo'nun kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Motosikletin Michelangelo'su olma yolundaki ilk adımları bu yıl atacaktı. Biz bir ninja kaplumbağadaki Michelangelo bile olamadık Massimo. Bir motosiklet yarışında Massimo kullandığı Honda CB750 ile kaza yaptı ve kaburgasının 3 kemiğini kırdı. Motosiklet kazasından sonra hasta yatağında iyileşmeye çalışırken bile yine motosikletleri düşünüyordu Massimo. Kazanın nedenlerinden biri Honda'nın saçma tasarımıydı ona göre. Şimdi Massimo'cum, sen virajı dönerken doğru yere baktın mı? Bakışın kaçmış olmasın? Şu Zafer Hoca'yla bir seni tanıştırsak mı? Diye de düşünmüyor değilim. Buradan da Zafer Hocama selamlar olsun. Devam edelim. Kafayı bu fikre taktı ve iyileşir iyileşmez motorunun tasarımını gözden geçirmeye başladı. Sonuçta artık motor bir kere kazalı olmuştu. Satmaya kalksa ölü fiyatına gider. Tramer kayıtlı motor. O da dedi, olan oldu. Fırsat bu fırsat. Dalayım ben bu motora. Bakalım ortaya ne çıkacak. Ortaya şahane bir şey çıktı. Tasarladığı tüp şase Honda'nın hayvani güç üreten motoruyla baş edebiliyordu. Motorun ağırlık merkezi aşağıya alınmış. Bu sayede virajlara dönmek kolaylaşmıştı. Bakış. Massimo'nun ürettiği motor Massino pistinde test edildi. Sonuç inanılmazdı. Manevra kabiliyeti çok daha yüksek, kontrolü çok daha kolay bir motosiklet ortaya çıkmıştı. Motorun ünü de kulaktan kulağa yayılıyor. Herkes bu motora sahip olmak istiyordu. Massimo böyle bir ilgi olacağını beklemiyordu aslında. O sadece hatalı bulduğu bir tasarımı düzeltmek için kolları sıvamış, sonrasında pek de düşünmemişti. Başkalarından da motosiklet siparişleri gelmeye başlayınca işin ciddiyetini anladı. O da kararını verdi. Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin tam zamanıydı. 1973 yılında yanına Valerio Bianchi
ve Giuseppe Mori'yi aldı ve üçlü bir moto markasını kurdu. Markanın ismi tahmin edeceğiniz gibi üç ortağın soyadının ilk hecelerinden oluşuyordu. Bianchi'nin B'si, Mori'nin Mo'su ve Tamburini'nin Ta'sı. Bu üçlü daha önce de ortaktı aslında. Motosiklet içine girmeden önce birlikte ısıtma sistemi kanalları üretiyorlardı. Massimo'nun Honda CB750 motoru alıp yarattığı yepyeni motorun adı Bimota EB1 oldu. Dedim ya, bu motora herkes sahip olmak istiyordu. Ama Massimo ortaklarının o zamanlar üretim kapasitesi oldukça kısıtlıydı. O yüzden HB1 sadece ve sadece 10 adet üretildi. HB1 doğru tasarımın bir motosikletin performansını arttırabileceğinin adeta kanıtı gibiydi. Doğal olarak yarışlara katılan motosikletlerin motorlarına önemli modifikasyonlar yapılıyordu. Bimota HB1 fabrikadan çıktığı gibi kullanılan bir motorla bile rakiplere toz yutturuyordu. Başlangıçta Bimota tamamlanmış motosikletler üretme konusunda pek de hevesli değildi. Tam hayalimdeki motorlar bunlar. Bakın iyi dinleyin. Bir müşteri HB1 sipariş ettiğinde kutunun içinden motor çıkmıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Motosiklet yapmaya yarayacak her parça çıkıyordu da motoru çıkmıyordu işte. Motoru müşterinin satın alması ve tüm parçaları müşterinin birleştirmesi bekleniyordu. Maket gibi, Lego gibi resmen. Ya şurada GS'in Legosu duruyor. Yemin ederim üşeniyorum. Adamlar böyle motor satmışlar. Dedim ya, Bimota'nın üretim kapasitesi sınırlı. Müşterilere tamamlanmış motosikletler gönderme yerine al kardeşim, şasesi burada, gidonu da burada, al bu da ön lastiği, bir de bunun arka lastiği olacaktı, dur bakayım. Ha bak, o da burada. Şimdi git al kendine bir Honda motoru. Aslansın sen, kaplansın sen, halledersin. Birleştirirsin, motorda takarsın. Şeklinde motorları satmalarına rağmen HV1'den sadece 10 adet üretebildiler. Sonraki yıllarda Massimo Tamburini bir efsane haline gelince doğal olarak bu 10 motorda motosiklet koleksiyoncularının gözdesi oldu. Bu motorlardan biri 2014 yılında 57.500 sterline satıldı. Keşke biz alsaymışız o motoru. Şimdi almamızın imkanı maalesef bildiğiniz gibi yok. Hoş, o zaman da almamızın imkanı yoktu ama çaktırmayın. Siz kanala abone olun, çanları açın, 1 milyon aboneye ulaşalım. O motoru alıp hepinize bir tur bindirtmezsem bana da Onur Çakı demesinler. Çok pis gaza geldim. Biraz sakinleşmem lazım. Biz en iyisi hikayemize geri dönelim. Massimo 11 yılını Bimota'da geçiriyor. Valerio Bianchi ve Giuseppe Mori de şirketinin ortaklarından. Ama olayı bitiren adam Massimo. Onun tutkusu ve bilgisi sayesinde Bimota, Bimoto oluyor. Bu arada Bimota'yı da anlatmadık. O da bizim ayıbımız olsun. En kısa zamanda onu da anlatacağım. Devam ediyorum. Ancak Massimo 11 yılın sonunda Bimota'dan ayrılmak zorunda kalıyor. Bimota'dan neden ayrıldı konusu biraz karışık. Ortaklarının ihanetine uğradığını söyleyenler var. Kim bilir ne oldu. Bimota'dan ayrıldıktan sonra Claudio Castiglioni Massimo'yu arıyor. Massimo'cum, Bimota'dan ayrıldığını duydum. Sana şimdi iş lazımdır. Ben de benim biraderlerle birlikte motosiklet imparatorluğu kurmak üzereyim. Evet, sen de bizim imparatorluğun veziri azamı olmak ister misin? He? Diye soruyor. Olmak ne kelime? İçinden geçerim cevabını alıyor Massimo'dan. Bu arada bu telefonu açan Claudio Castiglioni kim? Caciva'nın kurucusu. Peki Caciva'nın hikayesini anlattık mı? Tabii ki anlattık. Onu da şuraya bırakıyorum. Caciva, Tamburini'nin ekibe katılmasından sonra Ducati'yi satın alıyor. Massimo neşeli tabii. Bimota biraz hayal kırıklığı olsa da onun için ortasına düştüğü markalar Caciva, Ducati, Envy Agusta. Zaten en başından beri tam bir motosiklet üretme konusunda pek hevesli değil. Motor tasarımından çok motosiklet tasarımı onu ilgilendiriyor. Caciva grupta da tam istediği işi yapıyor. Ducati 916 Tamburini'nin ilk ustalık dönemi eseri. Aerodinamiği iyileştirmek için tasarlanan yuvarlak halklarına rağmen agresif bir görüntüye sahip olması bu motoru özel kılıyor. Egzozu sele altına almak Honda'nın fikri. Ama Massimo bu fikri alıp Ducati 916'da öyle güzel yeniden yorumluyor ki onun sayesinde böyle tasarıma sahip olan motorların sayısı artıyor. Ducati 916 şahane bir motosiklet. Herkes Massimo Tamburini'nin isminin bu motosikletle yaşayacağına inanıyor. Ta ki 4 yıl sonra Envy Agusta F4 piyasaya sürülene kadar. Envy Agusta F4, Massimo Tamburini'nin gerçekten nasıl bir tasarımcı olduğunu gösteren en iyi motosikletlerden biri. Massimo
F4-750 modelini tasarlarken sağlık durumu kötüye gidiyor. Ancak motosikleti bitirmekte kararlı olan efsane çalışmaya devam ediyor. Yakınlarına diyor ki, bu motosikletin tasarımını tamamlamadan ölmekten çok korktum. Yani Massimo'yu ölüm değil, işini yarıda bırakmak daha çok korkutuyor. Neco oğlum, o sahne geçti. Senin bölümün bitti Neco. F4'ün satışları anında patlıyor. Böyle olunca da bir düzine F4 üretiyorlar. Çoğunu Massimo tasarlıyor. Aradan yıllar geçiyor. 2008 yılında emekli oluyor. Ama köşeye çekilip emekliliğinin tadını çıkarmıyor Massimo. Motosiklet tasarlamaya devam ediyor. Bu sefer tamamen özgür. Seri üretim kısıtlamaları yok. Finansal baskılar yok. Massimo kafasına göre takılıyor ve son tasarımı T12 Massimo'yu ortaya çıkarıyor. 2013 yılında Massimo'ya kanser teşhisi koyuyorlar. Sağlık durumu hızla kötüye gidiyor ve maalesef 2014 yılında hayata gözlerini yumuyor. Massimo son yolculuğuna büyük bir kalabalıkla uğurlanıyor. Neredeyse hayatının son anına kadar motosiklet tutkunlarını heyecanlandıran tasarımlar yapan Massimo Tamburini öldükten sonra bu heyecanı devam ettiriyor. Ölümünün ardından oğlu Andrea Tamburini T12 Massimo projesini hayata geçiriyor. 230 beygir gücünde 999 cc büyüklüğüne sahip BMW S1000 RR motorunu kullanan T12 Massimo sadece 154,5 kilogram ağırlığında. San Marino'da Massimo Corsa tarafından üretilen bu motor dünyanın en seçkin pist motorlarından da biri. Massimo Tamburini hayatını motosiklet tasarımına adadı. Sadece tasarladığı motorlarla değil, başka motosiklet tasarımcılarına verdiği ilham sayesinde motosiklet dünyasında büyük bir iz bıraktı. Bıraktığı miras bugün Ducati'nin ve MV Agusta'nın tasarım çizgileriyle devam ediyor. Toprağı bol olsun. Biz de çocukluğumuzda defterlerimizin, kitaplarımızın arasına motosiklet skeçleri çiziyorduk. Hayalimizdeki motosikletleri yapmaya çalışıyorduk. Eminim sizin de aranızda öyle arkadaşlarım var. Bunlar defterlerin, kitapların arasında kalmasın. Bana Instagram'dan ulaştırın. Onları Instagram'da yayınlayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Güvenli sürün. Yollarda da görüşelim. Bye.